Konuya da geleceğiz ama konuğumuz geldi. Hoş bulduk. Hoş Elif, geldin. Hoş geldin Elif <laughs> Karlı. Canlarım benim. Evet. Teşekkür ediyorum. Valla ayağımın tozuyla geldim. Dün gece çok geç uçaktan indim. Kıbrıs'tan geldim. Evet. Konser vardı. Konserler. Ama. Çok güzel. Konserler tam o, haberin üzerine geldik şu anda. Çok güzel bir konser gerçek, gerçekleşti. Pek alip, duyulmaz bizim konserlerimiz böyle ama e, sol dağıtı yaptık biz de yani. Bir, bu arada temizle, tabii, tabii, tabii. Elif. Bu aralar duyulması mı iyi, duyulmaması mı iyi? Bak duyulanlardan da kıyamet kopuyor. Şimdi biraz evvel Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın açıklamasını dinledin. Olayın özetini sen de biliyorsun. Seyirciler için tekrar söyleyelim. 29 Ekim konserinde Ebru Gündeş'in Ankara Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu konsere karşılığında 69 milyon TL talep ettiği iddia edilmişti. Sonra birkaç gün içinde öğreniyoruz ki bu belgelerden de aslında Ebru Gündeş'in aldığı para 4 milyon 750 bin TL. Buna inanmak Fakat, istiyorum. <laughs> evet evet inan çünkü kesilen fatura falan her şey Ebru Gündeş'in izniyle Mansur Yavaş'ın da söylediği gibi. Çünkü ne demiş Ebru Gündeş ne kadar para aldığımı söylemek benim şeyim değil diğer sanatçı siz arkadaş siz söylemek zorundasınız Et olması gerekiyor çünkü töhmet altında evet. kaldı evet. 4 milyon 750 bin aslında fiyat 5 ama bir indirimde olmuş şimdi Aradaki organizasyon şirketi yani Ebru Gündeş tarafıyla Ankara Belediyesi arasındaki organizasyon şirketi tutuyor Ankara Belediyesi'ne 44 milyon 937 bin 353 liralık fatura kesiyor. Bunun 31 bin neredeyse 32 bine yakın e, ses, sahne, ışık, e, diğer konser hizmet bedelleri Ebru Gündeş'in aldığının üstüne... Koyuyor iki kat onu da çıkarıyor 13. Milyon. Yani sanki Ebru Gündeş bırak toplam burası. rakamı toplam Ebru rakamı Gündeş almış, almış gibi töhmet diyorsun. altında kalıyor. Yani ben de geçen hafta okuduğumda ben çok biliyorsunuz magazin aslında çok iyi yoktur ama e, bunlar bayağı bir hani konuşulan e, gündem gündeme gelmişti. Tabii ben de çok yani tabii gözlerim gibi, açıldı. Tabii. Aynen. Çünkü böyle bir rakamların dönmesi bile bence e, Ay günah gibi geldi bana ya her günah. şeyden önce yani. Yani şimdi Ankara Belediyesi de şöyle bir açıklama yapıyor. Yok 69 milyon değil 45 milyon lira. Yani işte 44 milyon 937 bin. Pardon da 69 milyon değil 45 demek sanki şöyle 69 değil de 4 bin. biz oraya 4000 TL verdik. Ya 45 milyon bugün Türkiye ekonomisi yaşadığımız şartlar, zorluklar, imkansızlıklarda da Korkunç büyük bir para değil mi? çok büyük. Tabii ki çok büyük. Zaten normal para. rakamlar e, da büyük. Çok. Yani normalde de şimdi bizim sektörde e, bizim de kulağımıza <laughs> geliyor. Hani milyonlar falan yani 3 milyon 4 milyon yani bunlar bile yüksek rakam, yüksek rakam geliyordu. Yani şundan bir ay önceye kadar ki geçiyorum ben. 44'lere, 65'lere. En çok da sahne alanlarda sen bilirsin Elif. Genelde işte sahne, teknik, ışık, rider'ı, osu busu rakam çok e, böyle bayağı bir büyüyor. Evet. Peki mesela illa o kadar sahneye para harcamaya gerek var mı? Sahnede performans sergilemek ya için. Şimdi memnun etmek var. Yani e, dükkandan dükkana değişir. Sen vitrinine ne kadar e, güzel ve şık tutarsan. Ee, o kadar da akıllarda kalırsın şimdi ben de i̇şte özen teknik ben de özen gösteriyorum tabii ki hani benim de arkamda ya yani bize bir 11 ben 11 kişilik bir ekiple giderim Hiç böyle bir rakamlar dönüyor mu? Yok dönmüyor dönmediği gibi bir de müzisyenler bizlerden de çıkartıyor bunu. Şimdi müzisyenler de haklı hmm. diyor ki Madem diyor. E, büyük sanatçılar, işte majör sanatçılar diyoruz ya e, bu rakamları alıyor. O zaman ben de Elif Karlı'ya diyor kişi başı buna giderim. Ama ben halbuki o rakamları almıyorum. Aa, Sen o kendi cebinden mi desteklemiş da? oluyorsun? E Tabii ki ben kendi cebimden çünkü isim yani no name var bizim e, piyasamızda biliyorsun. Bir de isim olunca e, müzisyenler de haklı olur. Şimdi atıyorum birisi bize On oluyor. Hmm. E Bu durumda şimdi ben böyle rakam almıyorum açıkçası. Mesela şimdi... sen atıyorum 1 milyon aldıysan eğer atıyorum e, afaki söylüyorum. Müzisyenlerin de normalde belli bir rakamı var ama sen e, popüler bir isim olduğun için o bir milyonun içinden ekstra müzisyenin cebine para da koyuyorsun. E, yani mecburen öyle oluyor çünkü ekibinden memnunsan değiştirmek de istemiyorsun. Tekrar provalar tekrar çünkü artık bir e, elimizin şu hareketiyle hangi şarkı olacak? Elif şimdi şöyle Ebru Gündeş'in Ebru Gündeş'le birlikte sahne alan diğer isim çünkü diğer sanatçı diye geçiyor. Diğer sanatçıyı da söyleyelim. Mert Demir ona kadar almış ona kadar talep etmiş. 3 milyon artı masrafları da var. Şimdi Ebru Gündeş'in ve Mert Demir'in Ankara'da 29 Ekim'de sahne aldığı platformun gerçek bedeli Hı -hı. hani teknik bilmem Hı -hı. ne 10 milyon TL'ymiş. O da en fazla fakat burada söylenen rakam sadece o seslet bilmem ne 30 küsür 31 milyon neredeyse 32 milyona dayanmış. Ya önünüze geliyor. Dün de söyledik. Diyor ki sen belediyede görevli. Sen beledi, sen belediyedeki görevlisin. Ben de organizatörüm. Sayın Elifçim ben bir Ebru Gündeş'le Mert Demir'i sana getiririm 29 Ekim'de. Ama bütçe tabii Ebru Gündeş ve Mert Demir ikisi de zirvede. E bunun bedeli 69 milyon. E bunun ses ışık tesisat 31. Ebru Gündeş 13 istiyor. O da işte bilmem ne. Sen demez misin ya bir dakika. Çünkü belediyenin o koltuğunda oturduğuna göre ben de bağlantıya geçiyorsan senin de bu işlerden anlıyor olman lazım. Bir dakika ya işte Ahmet Mehmet Ayşe bu para biraz fazla değil mi? Belediyenin bütçesine yazık değil mi diye düşünür müsün? Düşünmez misin? Düşünürüm. 69 milyonun adamın ağzından Hayır, ya da kadının zaten ağzından şimdi olay 69 milyon çıkıyor. İlk sanatçıya gelene kadar zaten şimdi üstte ekleniyor da. Çünkü işi bağladım. Ben bağladım. O ben aracı oldum. Ben oraya yol nendirdim. Elif Karlı evde olacak. oturuyordu şimdi. Haberi yoktu bu işten. Ne oldu? 5 kişiye gelene kadar bizim e, rakamlar şişiyor. Ama 69'da şişmez. Şişmez. Yok, o patlar, şişmez. <laughs> Evet, evet. Orada <laughs> bir imlaç var. Sen yine aynı yere takıldın. Diyorsun ki önüne geldiğinde niye sorgulamadı? Sorgulayacak. Ben de sana diyorum ki Müge, önüne yani o kişi Ahmet önüne bu rakam geldiğinde Elbette sorgulamıyor. Anladınız siz neden sorgulamadığını. Burada dipnot belirtilmesi gereken şey dediğin gibi sorgulayan insanların belli yerlerde oturuyor olması, belediyede çalışan insanların, organizasyon içine giren insanların biraz oraları dediklemek gerekiyor. Valla şöyle bir şey Şimdi istiyorum. Sorgulamıyorlar mü? Şöyle bir şey istiyorum. Sorgulamıyorlar. Nokta. Siz de herkes de istesin. Vergi ödüyor muyuz? Evet. Ödüyoruz. Kimliğimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor mu? yazıyor. Hı hı. Topraklarda doğduk, büyüdük, karnımız doyuyor, doyuyor. O zaman söylemeye hakkım olan şeyleri saydım. Ee, bizlerin kuruşunun hesabı verilsin. Ben vergimi küçücük bir gecikmede ceza alıyorsam, e, bazı insanlar ödemedikleri vakit vergi yüzsüzü ilan ediliyorlarsa, bu kadar bir şeyler ifşa alıyorsa, ben de vergimin nereye harcandığını böyle yol gibi göreyim. Keşke böyle Şefaf bir olsa. sistem olsa olsun. ve bu 29 Ekimlerden özel milli bayramlarımızdan kutsal saydığımız bütün günlerden önce belediye sorsun halkına Ebru Gündeşi, Elif Karlı'yı, Mert Demiri atıyorum Seda Sayanı, Sibel Canı istiyor musunuz bütçesi de şu kadar bütçe ayıracağız. Halk istemiyoruz onun yerine semtine harca, sokaklarına, hayvanlara, çocuklara, yaşlara güzel ağaçlık yeşillik harca diyorsa ondan yana kullansın belediye başkanları. Yoksa onların da Parayı onlara aktarmaya hakkı yok diye düşünüyorum. ya. Yani. Doğru söylüyorsun. Tabii ki. Kuruş yani kuruşuna burada, da hesabını evet, isterim yani. Yani o şeffaflığı... Keşke be, bize bek, sorulsa. Be, keşke. keşke. Bekliyor sorulsa. olmak kadar. Yani o şeffaflığı bekliyor, bir vatandaş olarak bekliyor olmak çok doğal bir şey. Evet, ama Ebru Gündeş de töhmet altına gitti. Elbette, elbette. Tabii. Yani Şimdi Ebru, Ebru, Ebru Gündeş'i yerine rahatsız. koyuyorum kendimi ama çok güzel bir şey yaptı. Belediyeye dedi siz, ki siz, siz açıklamayı çıkartın, yapacaksınız. Evet. Muhatabı? Siz olacaksınız çünkü töhmet altında kalan benim. Valla bu işlerin dün de söyledim yine söyleyeceğim. Aslında gündeme gelmiş olması müthiş bir şey oldu bir taraftan. Çünkü İyi artık oldu. organizasyon, konserler, belediyelerin yaptığı tüm işler biraz daha, daha fazla ee, dediklenecek. De şunda da diyelim ki rakam veriyoruz. Evet, i̇şte evet. nedir kaşe? Rakam verirken e, tabii ki çok düşüğe de rakam vermiyorum ama onların yanında <laughs> şimdi bir bakıyorum... Söyledik diyorum ya hani şey bu sefer hayır neden Elif Karlı hani az mı söyledi hı. anladınız mı sanki kendimi hani e, bu 90'larda olurdu 90'lar zamanı e, o ne kadar demiş o ben biraz daha az söyleyeyim hani ben niyetim işi kapmak değil ben normal fiyatımı vereceğim ama şimdi rakamlar bende bir milyon falan olmadığı için. Bir milyon değil. Değil. Olmadığı Hı -hı. için hatta onun bir tık altı da olmadığı için rakamım. İki tık altı. E, diyorum ki ben de o kadar da değilim ama diyorum ki mesela Barış'a yok biz az söylüyoruz galiba ama bu sefer olmuyor. Neden? Şimdi popülariteyle karıştırılıyor. Ben zaten hayata şimdi diyorum ya yeni gelmedim geri geldim diye. Hı. Şimdi bugün sizin karşınıza geçen sene çok farklı çıktım. Evet. Şimdi çok daha farklıyım. Evet. Hayata döndüm. Acı burada kaldı bitti. Ben kimseyi üzmek kendimi de üzmek istemiyorum. İşime geri döndüm layıkıyla like da yapıyorum. Kaç kişi biliyor acaba benim sahnemin ne kadar coşkulu, hiçbir ara vermeden tam gaz gittiğimizi? Elif, kimse bilmiyor. Evet. Canlı canlı. Elif, bir gelen de, biliyor. Elif, bir de şunu da sana soralım. Şimdi e, burada hani böyle bir partizanlık falan yapmıyoruz. Ama şöyle de dikkat ediyoruz. Bazı sanatçılar bazı belediyelerin sesleri ve yüzleri olmuş. Sanki hiç başka sanatçı yok, hiç başka ses yok gibi. O falanca belediye ben yıllardır konser, belediye konseri yapmam. Hayır mesela. hayır. O falanca yapmam, belediye yapmam değil yapmıyorum, yapamıyorum yani. Evet o konseri yaptığında hep aynı isimler çıkıyor. Hep aynı isimler çıkıyor hep aynı isimler. Ama çıkıyor. bu bugün Ebru Gündeş'i eleştiren... Bu reklamlarda Mert da böyle. Televizyon programlarında eleştiren bazı da böyle. Isimler, biliyorum ki 15 20 yani o Oradaki ağları biraz kurcalamak lazım. Onu demek istiyorum. O ağlar her yerde var ya. Her 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 yerde var. Müdedim değil dizi sektöründe Aynen. var. Hani reklamlara hazır, bakıyorum. Hazır dizi bir açılmışken. Evet. Müzikler evet, yani Konserler konuşuluyorken oradan. Doğru mesela çok dedim. yetenekli kadrolu sanatçılar evet, var. Evet. Üç beş hadi beş diyelim isim etrafında yani dönüyor. Yani Elif Hanım çıktığınız yerler çok pahalı mesela bana. Ama e, tamam al olsun. Ben yıllarca onlara da gittim zaten. Orada buluşalım. E bana zaten 10 kişi yazıyorsa ben 10 kişiyi hadi gelin misafir edeyim. Okey. E mekan bu sefer e ben anamı babamı etmiyorum misafir. Anlatabildim mi? Yani herkesin kendi. Sen elini... belediyelere niye çıkmıyorsun? Hayır yok yani. Çağırmadıkları yok. için. E işe vardı bu yaz bir iptaller oldu. Saçma Yoksa sapan şeyler. Hayır evet, kendi tercih çağırmadıkları olur mu? için. Ben birebir yani ben de oraya da çıkmayı mesela. seviyorum. Kadrolu sanatçılar var hayatım. Evet. Yani atıyorum 5 kişi, 10 kişi şey olmuş e, tamam abicim orada da konser verdiğimizde sen geleceksin, sen geleceksin. E, öte yandan e, çok değerli sanatçılar, yepyeni gruplar, taptaze Tabii, gençler, belki insanların var, duymak ve görmek istediği kişiler de öyle kenarda bekliyorlar. E, tanıştırmak... Sonra dizi dünyasında da aynı şey var Hiç ama şey ne oldu? Yapım şirketlerine baskın yapıldı. Evet. Hadi bakalım teker teker. Dört tane yapım şirketine baskın yapıldı tekelleşme yüzünden. Evet. Oo. Yani o tekelleşme her yerde, her var. yerde, her var. yerde var. Her yerde var. Hep yer. aynı evet, yüzler, evet. aynı isimler. O zaman e, popülerite dedik, isimler dedik. Dün muhteşem bir gala vardı. İnanılmaz evet, güzel. Şahane bir davetti. E, şıklık yarışı vardı. Harpers Pazar dergisinin galasıydı. Müthişti bu arada. Yılın kadın ödülleri vardı. Hande Erçel'in şıklığı, Birce Akalay, Meryem Uzerli yok da yok. İzleyelim üzerine konuşalım.